Yani ben bir gün sağda antrenman yaparken bir baktım sağ kenarında Mourinho bizim antrenmanımızı seyrediyor. E, o şekilde tanıştık, o şekilde konuştuk. Kesinlikle İtalya, İtalya'da yabancı olmak, Türkiye'de yabancı olmaktan daha zor. Yani bunu söyleyebilirim. Yani kimse orada yardımcı olmuyor size. Gördüğüm kadarıyla hani bu 6 senede öyle fazla yardımcı olunduğunu görmedim yani. E, ne yaptım kendim yaptım. Oğlu da benim oyuncumdu. E, bizim maçlara da geliyordu. Hala en çok sevilen, e, en çok saygı duyulan isim Francesco Totti. Zaten yaptıkları ortada Roma formasıyla, yani İtalyan milli takımıyla kazandığı başarılar, yetenekleri kaptan ee, figürü tartışılmaz tabii Hı. ki. İstanbul'da da oldu, Roman hocası oldu. Hoş geldiniz hocam. Tuğberk Tanrı vermiş bizimle beraber bugün. Şimdi bizi izleyenler merak edebilir. Roman'ın hocası nasıl olunuyor diye. İsterseniz biz zaten biliyoruz ama bir de sizin ağzınızdan dinleyelim. Serüveniniz nasıl başladı? En başa gidersek. En başa gidersek eğer Galatasaray Üniversitesi'nde öğrenciyken Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi okuyordum. O dönemde Galatasaray Kulübü'nün içine girdim. Antrenörlük CB'nin sebe de aslında böyle başladı. Bir yandan da İngiltere'de antrenörlük kurslarına gidiyordum. Çünkü e, bu mesleği yapmak istediğimi biliyordum. Yaşım 18 iken o dönemden itibaren öncelikle Galatasaray'da altyapıda staj yaptım. Stajyer olarak antrenörlük yaptım. Akabinde A takım ekibine girdim. E, A takım ekibinin içinde yükseldim. Prandelli dönemiydi sanırım. E, tabii Prandelli dönemi 2000 13 14 se sezonları. Ama ilk girişim Galatasaray benim 2010 sezon sezonudur. Aa, okay. 2010'da ilk scout ekibinin kuruluşunda ben de varım. Aa ee, süper. Tabii, meşhur, meşhur kuruluşta. Tabii evet. İlk evet. Galatasaray scout ekibini kuran da bizim efsane kaptanımız Galatasaray'ın Cüneyt Tamman'dır. Evet. Onun beni Florya'ya davetiyle, Florya'nın içine almasıyla ee, kulübe girdim. Ondan sonra da sırasıyla farklı farklı pozisyonlarda görev aldım. Ki son bir buçuk iki sezonda da A takım yardımcı antrenörlüğü yaptım. E, alt Altyapı antrenörlüğü de yaptım. Yani Florya'dan çıkmıyordum yani. Ben sabah aynı anda iki, iki görev yaptığım dönemler de oldu. Yani bir yandan A takımda yardımcı antrenörlük rakipleri incelerken aynı zamanda da akşamüstü altyapı takımı çalıştırıyordum. Ondan sonra full tesiste kalıyordum yani. Hayatım tamamen Florya'da e, devam ediyordu. Böyle dönemlerim de oldu ki şu anda düşündüğüm zaman kariyerimde en mutlu olduğum, en keyif aldığım anlardır. Galatasaray'a hizmet ettiğim, Galatasaray'la çalıştığım, başarılı olduğumuz o zamanlar. Yani o günleri, o anları e, asla değişmemiş bir şey. Tabii ki şu anda İtalya'da Alt sezondur oradayım, onun gururunu, mutluluğunu yaşıyorum. Ama e, Galatasaray'a hizmet etmek, kendi kulübün için çalışmak, e, bambaşka bir e, zevkti. Geçen sene Maurizio Masterelli ödüllerinde çok da prestijli bir ödül, İta, ödüller grubu İtalya'da yılın en iyi genç oyuncu, genç teknik direktör ödülünü aldınız. Bu hepimizi çok gururdu, gururlandırdı. Herhalde Galatasaray'daki bu bu kadar çalıştığınız dönemle ilgili, bu kadar çalışmadan da buralara gidilmiyor diye düşünüyorum. Yani evet e, tabii ki hani İtalya'ya transferim e, 2018 senesinde oldu. Çok çalışmak gerekiyor. Aynı zamanda yani çok çalıştığınız zaman sadece bu fırsatları yaratabiliyorsunuz. Tabii ki biraz şansının da yanınızda olması gerekiyor. Yani ben Roma kulübüyle 2017 kasımıydı yanılmıyorsam İngiltere'de bir panelde tanıştım. Ondan sonra orada pek çok Avrupa kulübü vardı. Ee, Roma, Inter, Milan, e, İngiliz kulüpleri, Galatasaray, Fenerbahçe. Ben de oraya Galatasaray temsilen katılmıştım. Orada yani ayaküstü bir kahve sohbeti sırasında Roma yetkilileriyle tanıştık ve ardından beni onlar Roma'ya davet ettiler. İstanbul'a geldiler. E, akabinde bir teklif oldu. Ve bu şekilde başladı. Yani tabii ki onlar benim çalışmamı gördüler. E, veya başka becerilerimi de e, fark etmiş olabilirler. E, ama tabii ki yani belki de ben o gün Londra'da olmasam... ...veya o anda onlarla tanışmış olmasak... ...böyle bir İtalya sebebini başlamayacaktı bir zaman. Şimdi tabii bizi genç arkadaşlarımız izliyor. Muhtemelen onların kafasında şu soru var. Bir U18 hocası nasıl olunur? Nasıl bir parkur yapmaları gerekir? Ne tür eğitimler almaları gerekir? Böyle onlara böyle kısaca açıklayabilir misiniz? Yani aslında... U18 hocası olmak e, Roma'da e, benim hedefim değil. Yani bu aslında benim hedefime giden yolda bir basamak. Tabii. Öyle söyleyeyim. Son yani basamaklardan yani bu, biri. Yani bu hani benim ulaşmış olduğum ve yetindiğim bir nokta değil. E, bu gittiğim hedefteki bir e, yolun üzerindeki bir güzergah diyelim yani. Ama nasıl olunur? Özellikle yurt dışında çalışmak isteniyorsa e, bana göre bu antrenör lisanslarını genç arkadaşlarımız yurt dışına alma daha mantıklı olur. Onlara daha fazla avantaj sağlar ki bu onların uluslararası alanda daha fazla insan tanımalarına, kulüp tanımalarına da vesile olur. İskoçya yani İskoçya popüler son zamanlarda bu konuda. Yani, yani tabii bilmiyorum ben ben İngiltere'de almıştım onlar lisansları. ama hani İngiltere, İrlanda, İskoçya, Almanya, İsviçre çünkü federasyonların da şeyleri değişiyor zamanla istekler kriterler değişiyor yani. Ondan sonra bazısı sadece orada yaşama e, kuralı koyuyor. Bazısı bunu kuru, e, koymuyor ondan sonra ama hani Avrupa futbolunda söz sahibi federasyonlardan e, lisanslarını alma imkanları olursa bu bence bir artı olur. Yabancı öğrenmeleri ikinci artı olur. E, üçüncü konu da, ben bunu çok önemsiyorum. Başlangıçta görev veya pozisyon seçmemeliler. Yani ben de başladığım zaman da hiç seçmedim. Ben Galatasaray altyapısında başladım. Göreve hiç pozisyon konuşmadım. Ondan Nereye verilirse tabii yeter ki orada girin zaten siz başarılıysanız çok çalışırsanız ondan sonra ve e, üstlerinize saygılı olduğunuz takdirde mutlaka yükselme şansınız oluyor. Ben bunu düşünüyorum. Ya yani asla yırmamalılar. Tabii ki başlarda bu kadar kolay olmuyor. Hiçbir şey ama bence başlangıç seviyesinde de bir seviye seçmemeli. Yani bu büyük kulüp, küçük kulüp fark etmez çünkü e, futbol sahada öğrenilen bir oyun. Sahada geçirdiğiniz sürenin çok uzun olması lazım. Yani dışarıdan gelip de futbolun içinde bir anda başarılı olmak, maçtan izleyerek, bilgisayardan yapmak mümkün değil. Yani sahada yeşil sahanın üzerinde geçirdiğiniz zaman çok önemli. Soyunma odasına geçirdiğiniz zaman çok önemli. Ee, tamamen tecrübelerinizle yaptığınız e, bir olay bu. Dolayısıyla yani genç kardeşlerimize ben bunu e, öneriyorum. E, tamamen sürekli bir yerden başlamaları ve mevkiyi seçmemeleri. Bu iki saydığım kriterin dışında. Ama onun dışında hani İtalya'da nasıl e, bu seviye gidiyor? Yani ben gittiğim günler itibaren hep başarılı oldum. Ondan sonra ilk seneme şampiyon olduk. Ondan sonraki sene yine iyi sonuçlar aldık. Şimdi iki senedir U18'de ligin lideriyiz. Orada önemli takımlara karşı yani Inter, Milan bu takımlarla mücadele ediyoruz. Orada biz, e, benim takımım lider bu sene de lideriz, geçen sene de lider bitirdik. E Spezia'ya e gittim arada, bir Spezia yaptım geldim. Spezia U19 e, sanırım. Evet yani, Spezia U19, Spezia'nın ikinci takımıydı. Orada da yine o döneme kadar ki en yüksek puan ortalamasını tutturduk. Ki tabii ki takım kalitesi daha düşüktü. Ben bunun en önemli etkenin çok çalışmak olduğunu düşünüyorum. ...belli metodlara sahip olmak olduğunu düşünüyorum. Duygusal olmak gerekiyor. Bazen duygusallığınızı bu işte ortaya koymanız lazım. Çünkü duygu çok önemli oyuncuya aktardınız. Ama bazı zamanlarda tamamen düşüncelerinizi, fikirlerinizi veya aldığınız kararları... E, ...duygusallıktan bağımsız olarak almanız gerekiyor. Yani bu iki olayı da birbirinden ayırmak gerektiğini e, düşünüyorum. Hani benim de zamanla öğrendiğim, geliştirdiğim bir konu oldu bu. Çünkü biz belki de Türk insanı biraz fazla duygusal olabiliyoruz. Ondan sonra bazı konularda bazı kararları alırken. Söyleyeceğim... Kriterler veya noktalar bu olabilir yani hedefe giden yolda. Mourinho ile olan ilişkiniz nasıldı? İlk gördüğünüzde neler hissettiniz mesela? Yani Mourinho benim ideal olarak gördüğüm e, isimlerden, e, antrenör efsanelerinden bir tanesi. Onunla Roma'da aynı dönemde çalışmış olmamız, yan yana sahalarda, yan yana sahalara paylaşmak e, büyük bir gururdu benim için. Kendisinden çok şey öğrendim. Şöyle başladı tanışmamız. Yani ben bir gün sahada antrenman yaparken bir baktım sağ kenarında Mourinho bizim antrenmanımızı seyrediyor. O şekilde tanıştık, o şekilde konuştuk. Pek çok fikir alışverişinde bulunduk. Tabii ki Beon'dan 10dan e, futbol anlamında ve oyuncu idaresi anlamında pek çok şey öğrendim. O da benim oyuncularım hakkında çok e, oyuncularımla çok ilgiliydi. Benim oyuncularımla ilgili detaylı bilgiler istiyordu. Ama hani şunu söylemek zorundayım. Tabii ki ben maç oynarken, maçlar oynanırken bir yandan Mourinho'nun maçlarımı seyrediyor olması büyük bir şanstı ondan sonra. E, zaten Roma'da yaptıkları ortada. İlk senesinde konferans aldı. ikinci senesinde Avrupa Ligi'nde filan oynadı. Dünya futbolunun en büyük efsanelerinden bir tanesi. Ya Mourinho ile ilgili böyle genelde antipatik gözüktü ve antipatik olduğu düşünülür. Dünyada basın söyleyeyim. toplantıları falan şey ama ya, herkes, herkes tanıyanlar da çok tatlı olduğunu söylüyor. Ben onu soracaktım. Ya benim gördüğüm kadarıyla müthiş gerçek bir insan. Hı hı. Yani bizim aramızda müthiş bir bağ oluştu. Kişisel anlamda. Benim tarafımda öyle değil. Ben e, hocanın tarafından, Mourinho'nun tarafından da bunu hissettiğim için söylüyorum. E, belki herkes de öyle. O da öyle bir bağ kurmadı. Ama bizim aramızda çok güzel e, bir bağ vardı. Çünkü gerçek bir insan dediğim gibi... Hissediklerini karşı tarafa e, direkt ulaştırıyor. E, i̇nsanların gözüne bakarak konuşuyor. Ondan sonra istekleri çok net. Bence zaten oyunculardan da bu kadar verim almasının en büyük nedeni bu. Yani ben Roma'da gör çalıştığı dönemde oyuncular %100 değil %200 performans gösterdi. Inter'de şeyi hatırlıyoruz. Materazzi miydi? O bir ağlama görüntüsü vardı. Mourinho giderken. tam bir şey, Real'e giderken. Real'e giderken şeyin önünde. Böyle hmm. Sokakta. Oyuncu kimdi vallahi hatırlamıyorum. Materazzi. Materazzi galiba evet. Bayağı duygusal bir 2009. görüntüydü. 2009. Aynen. Ki o döneme kadar pek böyle şeyler görmezdik. Roma günlerinize gelelim istiyorsanız. Aslında burada öğrenmek istediğimiz temel unsur iki ülke arasındaki büyük farklılıklar. İlk oraya ayak bastığınızda böyle Roma'ya espressonuzu içtiniz, böyle bir şehre baktınız, futbolcularla tanıştınız. Ne tür farklılıklar gördünüz? Yani en büyük farklılık bana göre eee antrenman süreleri antrenman teknikleri daha farklı ki ben şu anda İtalya'daki 6. sezonum. Yani bu alt sezonda aslında Türk futbolunda da önemli ilerlemeler görüyorum. Özellikle son 2 senede çok iyi genç antrenörlerin yetiştiğini görüyorum. Ondan sonra takımlarımızın da önümüzdeki seneye itibaren Avrupa'da daha da başarılı olacağını düşünüyorum ki şu anda hem Galatasaray hem Fenerbahçe iyi şekilde ilerliyor. Ülke puanı da tekrardan artıyor. Hani gördüğüm farklılıklar organizasyon anlamında olabilir. Ee, bahsettiğim antrenman süreleri anlamında olabilir. Fiziksel anlamda Fizik antrenmanlarının çok daha önemsen önemsendiğini görüyorum İtalya'da. Türkiye'de bence bu konu biraz daha e, ihmal ediliyor. Beslenme çok önemli İtalya'da. Bizim her oyuncumuz takip ediliyor. İki ayda bir kontroller var bütün oyunculara yapılan. E, bu kontrollerde sıkıntı yaşayan oyuncular... 3 haftada bir bu kilo testlerine, dexalara tabi tutuluyor. Ondan sonra yani oyuncuların fiziksel gelişimi önemseniyor. Çünkü artık günümüzde bir orta sahanın 12 kilometreden az koşuyor olması mümkün değil bir 8 numaranın. Ondan sonra veya bek oyuncularının e, süratli olması yine aynı şekilde bu devamlılığa sahip olması kaçınılmaz. Hani bu anlamlarda farklılıklar görüyorum. E, ülkemizin daha artsız olduğu konular var mesela. Onu söyleyeyim. Hani yetenekli oyuncu gelişimi konusunda Mesela ben İngiltere'yi, İtalya'yı biraz daha geride görüyorum çünkü... E, Atletizme belki... dayalı. Evet eğitime dayalı ve çok daha her şey sistematik olduğu için belki de oyuncuların bireysel gelişim veya bireysel o yeteneklerini Arda Güler gibi önemli bir oyuncunun mesela bireysel yeteneklerini serbestçe e, uygulaması, sahada ortaya koyması e, Türkiye'de biraz daha mümkün olabiliyor ki bu da aslında bir avantaj bana göre Türk futbolunun diğer ülkelere göre kıyasladığımız zaman. Aslında enteresan bir şey söylediniz yani teoride e, Arda Güler mesela e, İngiltere'de veya İtalya'da bir altyapıdan çıkıyor olsa belki de yetenekleri o A takım seviyesine gelene kadar biraz daha körelmiş olabilir miydi böyle bir... Ve olasılıktan bahsediyorsunuz. Kesin tam da ona bahsettim evet. Tam da ondan bahsetmek istedim. Yani e, belki yolun Fenerbahçe'de olması e, daha serbestçe bu yeteneklerini sağlamasına e, şeye başladı, yol, yol, açtı. İmkan sağladı. Bu da onun en sonunda Real Madrid'e kadar ulaşmasına vesile oldu. Ama belki Arda İngiltere'de, Almanya'da başka bir kulüpte e, ilerleseydi yine iyi bir futbolcu olacaktı %100 çünkü çok yetenekli bir oyuncu, çok kaliteli bir oyuncu. Ama belki de bu kadar serbestliğini, hani on numara pozisyonundaki yeteneklerini e, sağlayamayacaktı, gösteremeyecekti. E, bence bu da Avrupa düşünmesi gereken bir konu. Bir başka efsane olan Totti ile isterseniz programı devam ettirelim. Orada nasıl bir Totti algısı var? Yani Totti Roma'nın efsanesi hala. Yani Roma'daki en popüler oyuncu kim diye sorarsanız tabii ki hani Lukaku Dybala diyebiliriz ama e, bir numara yine Totti'yi koyarız. Roma'daki en popüler insan olabilir mi hani futboldan falan? Kes, kesinlikle öyle ya. Yani. Futbol bırakalı 5-6 sene olmasına rağmen hala her TS'e geldiği zaman ondan sonra çünkü onun oğlu da benim oyuncumdu. Hı. Bizim maçlara da geliyordu. Hala en çok sevilen, en çok saygı duyulan isim Francesco Totti. Zaten yaptıkları ortada hem Roma formasıyla hem İtalyan milli takımıyla kazandığı başarılar, yetenekleri kaptan e, figürü e, tartışılmaz tabii <laughs> ki. Peki siz aslında şu an U18 hocasısınız. Dolayısıyla daha böyle 2006 2007 jenerasyonuyla çalışıyorsunuz. Nasıl evet. bir jenerasyon arasındaki farklılıklardan bahsetmek isterim? Nasıl bu yeni jenerasyonu buluyorsunuz? Sizin jenerasyonunuzda olan farklılıklar ne der mesela? Ya yeni jenerasyon e, onların zaten bilgiye ulaşma, ulaşma şansı çok daha kolay. İnternet sayesinde, sosyal medya sayesinde. Dolayısıyla o oyuncular rol model alıkları farklı isimlere daha üstteki oyuncu abilerine diyeyim daha rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Onları izleyebiliyor. Hayat tarzlarından tutun futbol oynama şekillerini takip edebiliyorlar. Dolayısıyla jenerasyon farkını şöyle de ayırabilirim. Biraz daha özgüvenli görüyorum bu yeni jenerasyonu. Ondan sonra kendi fikirlerini ifade etme biçimleri daha rahat oluyor. Ondan sonra hani belki kafalarına yatmayan veya istemekleri bir durum olduğu zaman bunu dile getirebiliyorlar. Ee, ben bunu önemsiyorum çünkü o zaman oyuncuyu ...ikna etmeniz, onlarla konuşmanız daha kolay oluyor. Karşı tarafın ne istediğini bilirseniz eğer. Çünkü karşı tarafın ne söylediğini, ne düşündüğünü bilmediğiniz zaman... E, ...belki siz bir şeyi zorla dikte etmiş oluyorsunuz. Bu durumda yine belki istediğiniz yola oyuncu getiriyorsunuz ki ben öyle yapıyorum ama... ...en azından karşınızdakinin ne istediğini de açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Çünkü bence bu yeni jenerasyonun e, ifade özgürlüğü... ...ve kendini ifade geçme biçimi e, burada önemli. Mesela biz hani 5-6 sene önce fiziksel çalışmaları, koz çalışmalarını tamamen topsuz yapıyorduk. Hı yapıyorduk. Ama daha sonra gördük ki oyuncular, şu andaki oyuncular buna tamamen hazır değil. Veya bunu istemiyorlar mental olarak. Ee, i̇lla orada bir topun da olmasını, topa da dokunmak istiyorlar. Onları belki hani eski eski oyuncular şunu söylüyorlar. Biz eski zamanında bu koşuları çok fazla yapardık. Hani belki de hocaya birazcık baş kaldırı olarak yapardık. Tamam sen bu çalışanı bana yapıyorsun. Ben de bu koşuyu yapacağım. illa bitireceğim gibi. Ama şu anda oyuncu artık onu hani ilgilenmiyor, yapmak istemiyor. O e, diyaloğa da girmek istemiyor ondan sonra. Dolayısıyla sizin orada mutlaka o fizik çalışmanın içine bir top koymanız onun daha böyle severek yapmasına e, yol açıyor. Bu da antrenmanın temposunu, oyuncunun şevkini e, arttırıyor. aslında müthiş bir şey söylediniz yani jenerasyonların e, yaşantıları ve alışkanlıkları değiştikçe antrenman metotlarını da onlara adapte etmek çok önemli bir şey değil mi? Evet yani karşılığında ben ben karşılığında bu yeni 2006 jenerasyonu biraz daha özgüvenli görüyorum biraz daha kendinden emin jenerasyon görüyorum. 2005, 2006, 2007 jenerasyonunu Dolayısıyla bu keyif veriyor çünkü ne verebileceğimi veya onların ne alabileceğini daha net bir şekilde anlayabiliyorum. İtalyan futbol ekosisteminde bir Türk olmak veya bir yabancı olmak nasıl bir şey? <laughs> ya yani kesinlikle... Kolay bir soru değil farkındayım. Yok <laughs> yok ya yo, kesinlikle İtalya, İtalya'da yabancı olmak Türkiye'de yabancı olmaktan daha zor. Yani bunu söyleyebilirim. Yani kimse orada yaba yardımcı olmuyor size. <laughs> Tam tersi biz Türkiye'de buraya gelen yabancı hocalara ve yabancı e, oyunculara her türlü konuda yardımcı oluyoruz. Ev tutmasından tutun, arabasına, şehri tanıtmasına, kulüple olan adaptasyonuna, sürekli yanına insanlar veriyoruz, yardımcı oluyoruz. Ve zaten bildiğimiz bizim Türk misafirperverliği diye bir şey de var dünyada bilinen, tanınan. E, bunun da aslında... E, artısı var ama Avrupa'da, İtalya'da böyle bir durum söz konusu değil. Yani tamamen her şeyi sizin kendiniz yapmanız gerekiyor. E, tamamen sizin oraya hızlı bir şekilde adapte olmanız gerekiyor. Kimse size yardımcı olmuyor bunlar yani için. Yok yok asla olmuyor ya. En azından beni gördüğüm kadarıyla hani bu 6 senede öyle fazla yardımcı olunduğunu görmedim yani. yani. Ne yapmışsam kendim yaptım. Tabii kendim biz, başarılı bur oldum. biz burada el üstü tutmaya çok alışkınız. Evet aslında bence kötü bir şey değil yani bu. Değil Çünkü mi? sonuçta yabancı ülkeden buraya birisini aldığınız zaman Sonuçta davet ediyorsunuz başka bir yerden buraya, ee, yardımcı olmanız da gerekiyor. Ona bazı şeyleri göstermeniz, yol göstermeniz gerekiyor. Bu bağlamda orada bu durumun bu olmadığını söyleyebilirim ama yine de buna rağmen başarılı olmak bana daha fazla keyif veriyor. E, değil mi? Yani aslında e, çünkü sizi size, sizin için şartları kolaylaştıran bir ortam yok orada burada, burada yabancılar için sağladığımız gibi bir eleştiri olarak söylemiyorum bunu ama daha zor bir şey oldu. ya hayır, Ya, yani. hayır. Yani eleştiri olarak söyleyebilirsiniz. Çünkü aslında yani... Ay, eleştirecek da... kadar düşünmedim. Hayır zaten işin zaten doğrusu da bu yani. Ama ben dediğim gibi bu şekilde olmazsa rağmen orada başarılı olmak, e, orada takımın lider olması, sonuçları almak bana daha fazla keyif veriyor. Ki bu şekilde de bu e, devam edecek yani. Ben orada kimsenin bana yardımcı olmasını ne bekliyorum ne istiyorum artık. E, ben tamamen kendi yoluma bakıyorum. Oyuncularımla kurduğum bağ çok kuvvetli. Takımım iyi bir oyun oynuyor. E, başarılı olmaya bu şekilde devam edeceğim. Peki hocam hiç Türkiye'den teklif aldınız mı? Ve siz Türkiye kapısını komple kapadınız mı? Mı? Geri dönüş ihtimaliniz var mı Türkiye'ye? Yani tabii ki Türkiye'ye teklifler aldım. 2-3 sezondur. Bayağı e, süper. alıyorsunuz. Evet yani. son 2-3 sezondur Süper Lig'den takımlarımızın temasları oldu. E, çok teşekkür ediyorum bu aldığım tekliflere ve ilgilerini. Ama Türkiye kapısını tamamen kalkmış kalkma mümkün değil. Yani burası benim ülkem. Çok seviyorum İstanbul ve Türkiye'yi. Zaten sürekli gidip geliyorum. E, ama şu ana kadar böyle bir düşüncem olmadı. Veya aldığım tekliflerde e, tam olarak ikna olmadım diyeyim. Hani kariyer planlamasına gelecek olursam Önümüzdeki seneye itibaren artık bir A takım alabilirim. Veya tekrardan bir üst bir antrenörün yanında da çalışma durumum olabilir. Ondan sonra buna bakacağım. E, bunları değerlendireceğim. Şu ana kadarki kariyer sürecinde diyeyim şunun şansını yaşadım ben. Tamamen istediğim şekilde kariyerimi ilerlettim. Yani bu şansa sahip oldum ve bunu ben hep dikte ettim. Yani e, Galatasaray'a çalışırken belki bir yerden sonra artık uluslararası bir antrenör olmak istedim. Ondan sonra. Bunun için Almanya'ya gitmek istiyordum. Almanya veya ...Almanya derken bir anda İtalya oldu... demin bahsettiğim süreçte. İki dilde konuşuyorsunuz zaten. Tabii tabii yani bu uluslararası antrenman olma isteğim vardı... ...çok şükür bunu başardım. Oraya gittim orada sıra sıra... ...sağlam basa basa bu temeli inşa etmek istedim. Çok şükür bunu başardım artık. Dolayısıyla artık bundan sonraki süreçte de... ...istediğim şekilde devam etmek istiyorum. Bu da hani bahsettiğim gibi artık önümüzdeki sene belki Avrupa'da olur. Farklı bir ülke olur bu. İtalya olmak zorunda da değil. Bir A takım olabilir veya çok iyi bir hocanın yanında önemli bir ülkte, önemli bir takımda yardımcılıkla yapabilirim. Ben şeyi de merak ediyorum. Güncel teknik direktörler arasında ha. şu anda dünyada en beğendiğiniz 5 teknik direktör kim? Kolay bir soru değil ama illa aklınızda felsefelerine göre bir isimler belirleniyordur. Ben merak ettim bunu. Yo hani en beğendiğim İtalya'da Antonio Conte ee, şu an çalışmıyor olsa da çok başarılı bir isim. Hem hücum hem savunma anlamında. İspanya'da Diego Simeone çok beğendiğim bir hoca. Ondan sonra pozitif futbol anlamında söyleyeyim e, Sarri hem Lazio'da hem Napoli'de e, Chelsea'de oynattığı futbol belki Juventus'ta tam olarak olmadı ama Sarri diyebilirim. Kişiliğiyle de beğenilir genelde. Onun haricinde Ancelotti Angelotti bence müthiş bir e, efsane. Ha. İtalya'da biz ona gestor ediyoruz. Yani idareci sadece futbol bilgisi değil de belli ki o yönetim anlamında e, önemli bir isim. İngiltere'deki manager. E, Aynen e, manager, manager e, tarzı. Çünkü o kulüplerde bu kadar uzun süre başarılı olmak sadece futbol bilgisiyle olmuyor kesinlikle yani. Orada büyük bir yönetici olmanız gerekiyor ki Anjiötlere bu da var. Onun evet. dışında tabii ki Fatih Terim Türk futbolunun efsanesi, Galatasaray'ımızın efsanesi. Şu anda da çok iyi gidiyor. Panerkosta umuyorum sen sonunda hem lige, hem de şamp kupada, Şampiyonlar Ligi'ne ulaşacaksınız. Hocayla da paslaşıyor musunuz? Tabii ki yani şu anda Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. Yunanistan'daki başarılarıyla. Ee, umuyorum dediğim gibi iyi başladı, iyi gider ve sene sonunda da hem ligde hem kupada e, istediği zafere ulaşır. Hocam çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Bizim burada bir geleneğimiz var. Programları konuğumuz kapatıyor. Ama bu seferlik bir istisna yapalım. Siz İtalyanca kapatın. <laughs> evet Ben teşekkür ederim. Çok keyifli oldu yayın ikinize de. Umuyorum izleyenler de çok keyif alır. O zaman şöyle bitirelim. Herkese İtalyanca'da ben teşekkür edeyim. Grazie a tutti, arrivederci. <laughs> Çok teşekkürler. <laughs>